O seçimde yaptığı, uyguladığı bir taktik de bana göre. Etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Esad'la bir işi yok diye biliyorum. Etmesi lazım, eder de. بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالانتخابات التركيه هل ستستأنف علاقات التطبيع بين الحكومتين ما راي الشارع التركي بهذا الموضوع لنشاهد معه Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra sizce Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam edecek mi? Etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani eder mi etmez mi bilmiyorum ama ben etmesi gerektiklerindenim yani. Neden böyle bir düşünceniz var abi? Çünkü buradaki Suriyelilerin de gerektiği şekilde kademeli olarak ülkelerine dönmesini sağlamaları lazım. Edecek bence. Edecek mi? Evet. Neden sizce? Bence. Çok memnunum ondan. Esed'den memnun musunuz? Evet. Eder. Normalleştirecek yani? Evet. Peki neden sizce? Ülkemize düşman istemiyor. İnşallah ederler, bu sınır komşusuyuz yani. Biz onların, oranın halkıyla biz akrabayız. Dindarız, Müslümanız elhamdülillah. Onlar da Müslüman. Onlar da bazı şeylerinden dolayı niye küstürelim ki? Onlar gelsin, barışalım ya. Varsa arada bir şey, bunu çözeriz, çözeriz. Tayyip'in çözemeyeceği hiçbir şey yok. Ben biraz zor görüyorum. Yani Esad'la ilişkileri devam ettirmesi biraz zor görülüyor. Peki neden zor geliyor abi size? Çünkü yapsa zamanda zaten yapardı. Çünkü Esad reisin Tayyip Erdoğan'ın dediği sözlere uymadığı için, yalan konuştuğu için, sözünden döndüğü için o yüzden mümkün değil yani. Olacağını zannetmiyorum. Esad'le değil sadece. Bütün komşularımızla, İran'da, Rusya'yla, Yunanistan'da hangisiyle aramız bozuk ki? Aramız bozuk olan bir ülke varsa da bak kendileri gelip takdir ediyorlar. Sonunda hepsi tıpış tıpış gelecek. Evet. Neden? Sizce neden devam edecek? Zaten bozulmadı ki diyorum ben de işte. O bize yansıyan tarafıydı. Zaten bozulmadı diyorum. Etmez. Peki neden etmez? Halkının, garibanın yanında zulmedenlerin yanında değil ki Recep Tayyip Erdoğan. Zulme karşı bir adam. Onun için etmez diye düşünüyorum. Ki etmez de. Devam edeceğini sanmıyorum. O seçimde yaptığı, uyguladığı bir taktik de bana göre. Devam etmeyecek büyük ihtimalle. Tekrar eski çizgisine dönecektir. Edecek. Neden abi sizce? Çünkü burada bir sürü Suriyeliler var. Orada evlere başladılar zaten. Açılışı da Süleyman Soylu yapmıştı. Onun devamı geldiği sürece insanlar da yavaş yavaş da oraya göç edecek yani. Bence tüm Müslüman ülkelerle aralarını düzeltmeli. Bence devam etmez yani. Çünkü baştan beri şey diyebiliyorum. Tayyip Erdoğan Özgür Suriye ordusunu desteklediğini biliyorum. Bir anlayış olması lazım. Ortak bir görüşe varılması lazım ki iki komşu devlet bir arada barış içinde yaşansın. Ortada bir gayrimeşru bir devlet oluşmaya çalışıyor. Amerika'nın gölgesi altında. Onların oluşması için mecbur yapmak zorunda. İlk önce Amerika'yı çıkaracak. Rusya'yı kendi davet etti zaten. Ondan sonra vatandaşını koruyan Türkiye ile de oturup anlaşacak. Etmesi lazım, eder de. Neden? Çünkü Suriye bizim komşu ülkemiz. Normalleşmek her zaman iyidir. Kavga kime yaramış ki? Bu açıdan hem buradaki Suriyeliler açısından, hem ekonomik ilişkiler açısından, hem Müslüman ülke olması açısından ilişkilerin devam etmesi lazım ve edeceği kanaatindeyim.